Şimdi siz diyorsunuz ki bu davanın hakimi geçmişte bazı hakaret suçlarıyla ilgili bazı kararlar vermiş. Ama bu kararlarda biraz farklı bir ceza tarifesi uygulamış. Nasıl? Evet, tam olarak öyle. Bir kere zaten aslında bu davaya bakan mahkeme başkanı farklı bir heyetin üyesiydi. Pardon, özür dilerim. Bu davaya bakan mahkemenin başkanı aslında farklı biriydi. Hüseyin Zengin'di. Bu hakim de aslında muhafazakar bir hakimdi. Fakat o yakın çevresine İmamoğlu'na ceza verilmesi yönünde baskıya uğradığını, verme taraftarı olmadığını dillendirdi. Bu etrafta duyuldu ve onu Samsun'a sürdüler. Ve onun yerine Hakim Mehdi Komşul'u getirdiler. Hakim Mehdi Komşul bundan önce Anadolu 11. Asiye Ceza Hakimiydi. Mehdi Komşul aynı zamanda tırnak içinde söylüyorum şöyle bir zaafa da sahipti. Kardeşi Muhammed Ziya 15 Temmuz itibariyle İngiltere'de yüksek lisans yapmaktaydı ve devlet bursuyla yüksek lisans yapmaktaydı. Ve KHK ile 15 Temmuz'dan sonra çıkarılan bir KHK ile kamudan ihraç edilen 157 akademisyenden biriydi. FETÖ iltisaklı olduğu gerekçesiyle ihraç edilmişti. Ve halen daha da kendisi İngiltere'de yaşamaya devam ediyor. Yani İmamoğlu'na ceza vermeyeceğini deklare eden Hüseyin Zengin gitti. Onun yerine kardeşi FETÖ'den ihraç edilmiş olan ve yurt dışında yaşayan Mehdi Komşul getirildi. Ve ondan adeta onun bu davada beklenen cezayı vereceği biliniyordu. Çünkü İmamoğlu davasından murad edilen şuydu. Birincisi, bu dava ilk olarak Aralık 2022'de tamamlandı. İstanbul, işte Anadolu 7. Asya Ceza Mahkemesi bu yargılamayı Aralık 2022'de bitirdi ve İmamoğlu'na sadece ahmak ifadesinden ötürü 2 yıl 7 ay 15 gün ceza verdi. Bu kararın kendisi kadar zamanlaması da önemliydi. Çünkü 6 ay sonra Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılacaktı. İmamoğlu en önemli Cumhurbaşkanı adayları arasında görülüyordu. Onu engellemenin tek bir yolu vardı. Siyasi yasaklı hale getirebilecek bir ceza vermekti. Mehdi Komşul da kendisinden bekleneni yaptı. Ve sadece ahmak ifadesinden ötürü 2 yılın üstünde ceza vererek İmamoğlu'nu siyasi yasaklı getirecek karara imza attı. Şimdi ise işte yine Türkiye bir sonraki Cumhurbaşkanlığı seçiminin atmosferine giriyor. Yine Cumhurbaşkanı adayları üzerinde tartışma var. Bu kez de istinaf bu kararı onar mı onamaz mı tartışması devam ediyor. Dolayısıyla Mehdi Komşul'un kararının iki tane işlevi var. İki yıl arayla iki tane işlevi oluyor. Biri 2002'de adaylığın önüne geçmek, biri de şimdi. Peki Mehdi, bir an için şöyle iyi niyetle düşünelim. Ya gerçekten de bu ifade, ahmak ifadesi bir iki yıl yani bir suç mudur? İkincisi iki suç ise eğer iki yıl 7 ay 15 gün hapis cezasını gerektiriyor mudur? Mehdi Komşul da hakaret davalarında böyle sert bir hakim midir nitelemesi, eylemi genel olarak böyle mi niteler, böyle mi değerlendirir, ona bakmak gerekir. Mehdi Komşul dönüp kararlarına baktığımızda hiç de böyle birine benzemiyor. Benim elimde Mehdi Komşul'un İmamoğlu'ndan önce verdiği, İstanbul 11. Asya Ceza Mahkemesi hakimiyken verdiği 4 karar var. 4'ü de hakarete konu olan kararlar. Örneğin onlardan biri dönemin Cumhurbaşkanı ve Başbakanı Ahmet Davutoğlu hakkında verilen kararlar. Çünkü o dönemler Mehdi Komşul yine Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'ndeydi. Yine önüne hakaret davaları geliyordu ve yine bunlar da değerlendirme yapıyordu. Özellikle iki tanesi Cumhurbaşkanı'nın doğrudan taraf olduğu yargılamalardı. Onlardan birini söyleyeceğim. Bir vatandaşın biri 14 Ocak 2016'da işte çevreyi rahatsız ettiği gerekçesiyle gözaltına alınıyor. Polislere direniyor. Polislere direndiği sırada dönemin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Ahmet Davutoğlu'na yönelik olarak küfür ediyor. Açıkça sinkaflı küfür. Hepinizin diye başlayan bir sinkaflı küfür.
Bunun üzerine KJ'ye vatandaşa dava açılıyor. Doğal olarak KJ'ye taşıyamadım ama herhalde izleyicilerimiz tahmin edeceklerdir ne çok olduğunu. Çok ağır. Yakası bahara açılmadık. Evet. Kaliz bir küfür yani hepinizin diye başlayan AK diye devam eden A nokta K nokta diye devam eden bir küfür. Şimdi bu küfür ne ilgili hakaret dosyası Mehdi Komşu'nun önüne geliyor. Şimdi mantık olarak diyorsunuz ki İmamoğlu'nun ağzından çıkan ahmak ifadesine 2 yıl 7 ay 15 gün veren hakim Cumhurbaşkanı ve dönemin başbakanına edilmiş bu galis küfre herhalde müebbet hapi cezası verir. Affetmez yanında bırakmaz diye düşünüyorsunuz. Hiç de öyle olmuyor. 2018'de dava bitiyor ve yargılama sonucunda bu kişiye 1 ay 1 yıl 11 ay 10 gün hapi cezası veriliyor. Bu ne demek? Aslında 2 yıl 4 ay veriyor. Onu 11 yıl 1 yıl 11 ay 10 güne indiriyor. Cezaevine girme sınırının altına düşürüyor. Para cezası. 2 yıl 1 gün olsa cezaevine girecek. Bunu düşürüyor. Üstelik para cezasına çevirmiyor. Niçin? Çünkü bu kişinin daha önce 8,5 yıl cezası varmış. O yüzden sabıkalı da o yüzden çevirmiyor. Ama burada uyguladığı tarife bu şekilde. Yine Cumhurbaşkanı ile ilgili bir başka davası daha, bir başka dava daha var. Orada da doğrudan sadece Sayın Cumhurbaşkanı'na dair bir ifade. 2014 bir vatandaş 2014 ve 15'li yıllarda Twitter ve Facebook'ta Cumhurbaşkanı'nı konu alan ifadeler kullanıyor. Örneğin birinde o dönem popüler olan Bilal Erdoğan ve Erdoğan arasındaki kimi ses kayıtları vardı. Onları böyle üzerinde oynayarak içine küfür serpiştirdiği bir metni paylaşıyor. Cumhurbaşkanı hakkında başçalan ifadesini kullanıyor. Ondan sonra milletin AK diye devam eden ifadeler kullanıyor. Bu da Mehdi Komşul'un önüne geliyor. Yine Cumhurbaşkanı hakaretten dava açılıyor. Dava 2019'da bitiyor. Peki sonuç? Yargılama sonucunda vatandaşa 425 gün sonra toplamda 442 gün para cezasına hükmediliyor. Daha sonra bu 8840 liraya çevriliyor. Aynı zamanda başka bir sabıkası olmadığı gerekçesiyle hükmün açıklanması erteleniyor. Bak ceza bile vermiyor. Hükmün açıklanması burada erteleniyor. Bir başka örnek daha söyleyeyim. Sadece Cumhurbaşkanı yok. Aynı zamanda bir polise ve bir hemşireye hakaret de. Evet. Galiba bir donma yaşıyoruz İsmail Saymaz'la bağlantımızda. Şimdi tekrar sözü verelim. Herhalde düzelttik sorunu. İsmail Saymaz duyuyorsunuz değil mi? Şimdi son örneği de alayım hızlıca. Duyuyorum, sonra şu sesim. Bir de Niğde olayı var. Onu da çünkü bir özetlemenizi rica şunu edeceğim. Anlatayım. Timur Soykan da stüdyoda. Onun da anlatacakları var. Dolayısıyla alayım. Buradaki amacı gayet güzel anlatıyor galiba bu mukayese. Evet. Bir de bir polise sarhoş vaziyette kaza yapan bir kişi bir polise bırakın beni OÇ, O nokta Ç siz kimsiniz diye hakaret ediyor. Bunun sonucunda bu vatandaşa 8840 lira ceza veriyor, onu da 20 taksite veriyorlar. Daha ilginci, İmamoğlu'na ahmaktan ceza 2 yıl 7 ay 15 gün ceza verdiği yıl bu kararından 6 ay önce bir hemşireye hastanede hakaret eden personelle ilgili bir davaya bakıyor. Dikkat buyurun, aralarında 6 ay var. İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nin başkanı iken bu hemşireye, ki o da kamu görevlisi, edilen işte ifade A.S. S hastanenize diye bir açık küfür. Bu küfre verdiği ceza ise 9.100 lira para cezası. Şimdi sorarım. Belki ya, ahmak kelimesine özel bir hassasiyeti vardır hakimin. Yani bunlardan daha ama zararlı mı buluyor acaba? Evet, daha mı ağır? Yani onu sormak istiyorum. Yani hangisi daha ağırdır? Vatandaş gözünde cezalandırsın. Size hangisini söyleseler çok kızarsınız. Daha öfkelenirsiniz. Ahmak mı deseler? O nokta Ç nokta mı deseler? Hepinizin A nokta K mi deseler? A nokta K mi deseler? Hangi sizin için daha ağırdır? Bir tarafta
sert eleştiri, en çok argo diyebileceğiniz bir ifade var. Bir tarafta yakası bağrı açılmadık bir küfür var, şahsi bir küfür var. Fakat Sayın Hakim, en çok sert eleştiri denilebilecek bir ifadeye 2 yıl, 7 ay, 15 gün verirken, diğerlerinde ya işte 9 bin lira para cezası, ya evet, 11 ay hapis cezası, evet, yatmayacak şekilde, yahut erteleme veriyor. Bunu acaba ahmakı daha ağır bulduğu için mi yapıyor? Hayır. Şimdi normalde Erdoğan'a edilmiş hakaretler daha ağır olduğu halde niçin bunlara düşük ceza verip şimdi İmamoğlu'nun hani şu açıdan düşünsek ağır, mesela İsmail Saymaz, desek ki hani bir tarafta YSK üyeleri var, bir tarafta bir hemşireye edilmiş hakaret var falan desek, ama Cumhurbaşkanı'na edilmiş hakaretle mukayese ettiğimizde de ortada bir tuhaflık var. Yani bir tarafta Cumhurbaşkanı, evet, bir tarafta YSK üyeleri var. Evet, Cumhurbaşkanı'na edilmiş küfrü, evet, 11 ay, peki, verip hapse bile koymadan işlem yaparken İmamoğlu'nun ağzından çıkan ifadeyi neden 2,5 yıl ve siyasi yasakla değerlendiriyor? Bunun sebebi ne olabilir? Daha ağır bulduğu için mi? Hayır, bundan ötürü değil. Bu arada ben kendim de söyleyeyim. Yani hakareti de ceza verilsin, atın içeriye diyen biri değilim. Yani bu görüşte biri değilim. Hakarette ifade özgürlüğü sınırlarının daha geniş olması gerektiğini inancındayım. Ama bu çelişkinin sebebi ne? Bu çelişkinin sebebi İmamoğlu'na özel bir ceza tarifesi uygulanmasıdır. Bu hakimin daha önce Cumhurbaşkanı dahil kamu görevlileri ve yöneticiler hakkında edilmiş ağır küfürlerde bile 11 aydan fazla ceza vermezken İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay vermesinin ve siyasi yasak uygulamasının tek bir sebebi var. Bu ondan özel istenmiş olmalı ve özel bir tarifedir bu. Bu tarifenin sebebi İmamoğlu bir Cumhurbaşkanı adaylığı sahnesinden itmek, demokratik yollarla baş edilemeyen bir siyasetçiyi bir tür yargı darbesiyle diskalifiye etmektir. Peki. Mehdi Hakim, Sayın Hakim, kardeşinin FETÖ'cü olmasından kaynaklı bir zaafında yakalanmış ve bu kararı vermeye bir tür mecbur edilmiştir.